Sesimi duyuyorsun. Sarkacı görüyorsun. Sadece sesim ve bu sarkaç var. Diğer her şey kayboluyor. Psikanaliz, Sigmund Freud'un çalışmaları üzerine kurulmuş bir psikolojik kuramlar ve yöntemler ailesidir. Bir psikoterapi tekniği olarak psikanaliz, hastaların zihinsel süreçlerinin bilinç dışı unsurları arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışır. Psikanaliz, ruhsallığın değişik boyut, süreç ve katmanlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Ruhsal soru, sorun, arayış ve bozukluklar konusunda etkili bir tedavi tekniğidir. Psikanalizin bir disiplin olarak kuruluşu Viyanalı bir hekim olan Sigmund Freud tarafından gerçekleştirilmiştir. Freud, nöroanatomisttir ve 1890'lardan 1939'daki ölümüne kadar psikanaliz üzerinde kuramsal ve teknik çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süre boyunca tabi psikanaliz bilimi sürekli bir evrim ve gelişme kaydetmiştir. Bu gelişim ve değişim, Freud'un ölümünden sonra da onun bıraktığı bu çok değerli mirası sorumlulukla üstlenen ve Freud'un sağlam bir şekilde yerleştirdiği geleneğe sahip çıkan psikanalist kuşakları tarafından da sürdürülmüştür. Bunun sonucunda bugün, bir asrı aşkın bir süredir insanlığın hizmetinde araştırmayı, yaratmayı sürdüren ve bunları sınanmış yerleşik standartlarla gerçekleştiren bir psikanaliz disiplini vücuda gelmiştir. Psikanaliz temelde iki varsayım üzerine kurulmuştur. Bunlardan birincisi nedensellik ilkesi, ikincisi de bilinçaltı, yani psişik bir nedensellik vardır ve psişik aktivite aslen bilinç dışındadır. Bu ikisi temel varsayımdır. Ancak varsayım olması bilimsel olmadığı anlamına da gelmez. Tam olarak bilimsel literatüre uymasa da terapi esnasında serbest çağrışımlarla ve hipnoz teknikleriyle bilinç dışı kavramının insan davranışlarında, travmalarında, rüyalarında ve dil sürçmelerinde etkilerini görmek ve göstermek psikoterapistler için çok da zor değildir. Bu varsayımlar psikanaliz kuramı hakkında yapılacak herhangi bir açıklama için gerekliydi. Bu ikisinin tartışılması bundan sonra tartışacağımız bütün olayların açıklanabilmesi için gerekli bir ön çalışma aslında. Başka türlü söylersek, bunlar ruhsal yapının çeşitli bölüm ve unsurları ve bunların işleyiş biçimleriyle ilgili ileride inceleyip açıklamayı deneyeceğimiz varsayımlar için belirleyici ve yöneltici rehberlerdir. Kuram, zihni yaşama enerji veren ve böylelikle harekete getiren içgüdüsel kuvvetler olduğuna inanır. Freud tarafından geliştirilen psikolojik kuramlar, olanak olduğunca fizyolojik bir temele dayandırılmak istenmiştir. 1890'larda Freud'un nörolojiyle bağıntılı bir psikoloji açıklaması için ne kadar tutkulu bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Ancak elde ettiği gerçeklerin bu iki bilim dalı arasında doyurucu bağıntılar kurulmasına olanak vermemesi yüzünden bu girişimlerini bırakmak zorunda kalmıştı. Bununla beraber bugün ruh hekimlerinin çoğunun, hekim olmayan psikologların da belki çoğunluğunun inandığı ruhsal olayların bir gün beynin çalışma biçimiyle ilgili değiş ve anlatımlarla açıklanabileceği görüşüne hiç kuşkusuz katılıyordu. Bu yönde bir takım ilgi çekici girişimler de yapılmıştır. Ancak inandırıcı bir açıklama ortaya konmamıştır. Ortaya koyulan biçimsel ve kuramsal halkalar yine de pek az sayılmaz. Bunlardan bir tanesi drives adını verdiğimiz kuvvetlerdir. Burada dürtüler ve içgüdü kavramları karşımıza çıkmaktadır. Dürtülerle içgüdüler kavramlarını birbirlerinin yerine çok fazla kullanıldıklarını da görüyoruz. Ancak aralarında temel bir fark vardır. İçgüdü doğuştan belirlenmiş sabit yanıtlarımızdır. Önce uyarı vardır, sonra uyarılırız ve verdiğimiz yanıt sabittir. Doğuştan bizde vardır. Dürtüde ise uyaran vardır, uyarılma vardır ve benlik tarafından belirlenen bir yanıt vardır. İçgüdü biraz daha hayvanlara has, hayvanların tepkilerini betimlemede kullandığımız bir kavramdır. İnsan için de kullanabiliriz ancak insanda dürtü daha fazla hakimdir. Benlik kavramı olduğu için benlik süzgecinden geçerek tepkiler verilir uyaranlara.
Ruhsal yaşamımızın unsurlarından olan bu genetik bakımdan belirlenmiş dürtülerden biri harekete geçtiğinde bir ruhsal uyarılma ya da çoğu kez dediğimiz gibi bir ruhsal gerilim yaratır. Yani dürtü harekete geçince ruhsal bir gerilim oluyor. Bu uyarılma ya da gerilim kişiyi genel anlamıyla önceden belirlenmiş fakat kişisel deneylerle önemli değişiklikler gösterebilen bir takım etkinliklere götürür. Bu etkinlik uyarılma veya gerilimin ortadan kalkması sonucuna veya doyum diyebileceğimiz bir sonuca ulaşır. Kısaca özetlemek gerekirse dürtü bir ruhsal gerilim yaratır. Ruhsal gerilim sonucunda bir etkinliğe sürükler bizi ve bu etkinlikte bizi bir doyum noktasına ulaştırır. Doyum diyebileceğimiz bir sonuca ulaştırır. Yani bir silsile şeklinde. Gerilim var, bir etkinlik var, gerilimin ortadan kalkması ya da gereksinme var ve doyum var. Bu dürtüler kişiyi bu etkinliğe nasıl yöneltiyor? Freud bunu bir fizik enerji kavramına benzetmişti. Böylece dürtülerin bir bölümünün ya da onların ürünü olan bir ruhsal enerjinin olduğunu varsayıyordu. Bu ruhsal enerji herhangi bir biçimde fizik enerjinin benzeri gibi değil, sadece önceden belirttiğimiz gibi bir iş, bir şey yapabilme yeteneği ve olanağı açısından birbirlerine benziyorlar. Tam olarak bir fizik enerji diyemiyoruz. Ancak bir etkinliğe sebep olduğu için ruhsal bir enerji diyor kendisi. Kimse herhangi bir biçimde fizik enerji görmediği gibi ruhsal enerjiyi de göremiyor. Ruhsal enerji kavramı tıpkı fizik enerji kavramı gibi gözlediğimiz zihni olayları anlamamızı kolaylaştırmak ve basitleştirmek amacıyla ortaya atılmış bir varsayımdır. Burada kateksis terimini kullanıyor Freud. Kateksis demek bir kişi veya nesnenin zihnimizdeki temsiline yönelen ya da onlara bağlanan ruhsal enerji miktarıdır. Yani birine ya da zihnimizdeki temsiline yüklediğimiz, bağladığımız ruhsal bir enerji miktarı var. Dolayısıyla dürtü ve enerjiyi tamamen ruhsal olaylar olarak sayıyoruz burada. Ve bu enerji evren içinde akarak doğrudan doğruya dış nesnelere bağlanamaz veya yatırılamaz. Ruhsal çünkü. Kısacası enerji nesnelerin anılarını, onlarla ilgili türlü düşünce ve hayalleri de kapsayan ve onların ruhsal veya zihinsel temsilcileri dediklerimizin üzerine yatırılır. Şu anda oradasınız. Ruhsal bakımdan nesne ne kadar önemli ise kateksis, yani ona yapılan ruhsal enerji yatırımı da o kadar büyüktür. Kızınızı hangi elinizle tutuyorsunuz? Bunu bir örnekle açıklayalım. Bir oğlan çocuk için anne, çok önemli içgüdüsel doyumların kaynağıdır. Bu olayı kateksis terminolojisine göre tanımlarsak, annenin çocuğun dürtülerinin önemli bir nesnesi olduğu ve bu nesneye oldukça çok ruhsal enerji yatırıldığı biçiminde söyleyebiliriz. Freud, dürtülerin sınıflandırılması ile ilgili kuramları 30 yıl süresince geliştirdi ve değiştirdi. İlk açıklamalarında cinsel ve kendini koruma olarak ikiye ayırmıştı. Çok geçmeden bu ikisini de cinsel dürtü başlığı altında topladı. Son açıklamalarında ise zihinsel yaşantımızın içgüdüsel görünümünden iki dürtünün sorumlu olması gerektiğini önerdi. Cinsel ve saldırgan dürtüler. Yani tekrardan ikiye ayırdı. Freud'un bu ikili dürtü kuramının akıldan çıkarılmaması gereken en önemli noktası, normal ya da anormal, gözlenebilen bütün içgüdüsel görüntülerden cinsel ve saldırgan dürtülerin birlikte sorumlu olmalarıdır. Bize sadece saldırgan dürtüyü doyuruyormuş gibi görünen durumlar bir yandan cinsel doyumu da sağlıyordu. Aynı biçimde ne kadar yumuşak olursa olsun hiçbir aşk eylemi yoktur ki aynı zamanda saldırgan dürtülere bilinç dışı anlamda bir olanak sağlamasın. Yani aşk eylemleri cinsel doyum gibi görünse de aslında saldırgan dürtüyü de bir şekilde doyuruyordu. Dolayısıyla bu iki dürtüyü birbiriyle karışmamış olarak açık bir biçimde gözleyebilmek imkansızdır. Birbirleri içerisinde erimiştir bu iki dürtü. Şunu söylemekte de fayda var. Günlük yaşamımızda sözünü ettiğimiz saldırganlıkla saldırganlık dürtüsü eş anlama gelmediği gibi cinsel dürtü
ve cinsel ilişki için duyulan istek de eş anlamlı değildir.